Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda palamutlu hazırladığım pratik bir tarifi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Öyle bir tarif ki kokusu hiçbir şekilde eve sinmeyen, balığın piştiği bile anlaşılmayan güzel bir tarif. Balığın lezzetini birebir alacağınız, kokusunu hiçbir şekilde duymayacağınız, balığın o evde piştiği bile anlaşılmayacak bir lezzet. 2 tane orta boy palamut kullandım. Palamutları çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Pratikliği kadar lezzetiyle de balık sevenlerin favorisi olacağını düşündüğüm bir tarif. 2 tane orta boy balığı dilimlere ayırdım. Son parçaları da doğrayıp diğer aşamaya geçeceğim balıkları doğradım. Sıra geldi yıkamaya. Özellikle iç kısmında olan pırtılaşmış kanları iyice temizlemeniz gerekiyor lezzetli bir balık yemek istiyorsanız. İyice yıkadım. İçerisindeki pırtılaşmış tamamen kanları temizledim. Suyu süzülsün diye kenara aldım. Sıra geldi diğer malzemeleri hazırlamaya. Bugün sizlerle paylaşmış olduğum tarif ekşili palamut tarifi. 2 tane orta boy patates kullandım. Patatesleri yuvarlak şekilde doğradım. 2 tane de büyük boy soğan kullanıyorum. Soğanları da aynı şekilde doğruyorum. Lezzeti garanti güzel bir tarif oldu. Yiyenlerden tam not aldı. Ben bu tarifi bu şekilde ilk defa hazırladım. Çok memnun oldum. Lezzetine bayıldık. İki tane acı biber kullandım. Çekirdeklerini temizledim. Patatesi ve soğanı doğradığım gibi biberleri de halka halka doğruyorum. Sıra geldi. Tava içerisine önce patatesleri, patatesleri ekledikten sonra yuvarlak soğanları soğanlar eklendikten sonra halka doğranmış palamutları acı biberleri baharat ilavesi yapmayacağım iki tane acı biber kullandım acısı lezzetli bir biber 2 tane domatesin kabuğunu soymuştum. Domatesleri de küçük parçalar halinde doğradım. Üzerine ilave ettim. Nefis bir balık yemeği. Sarımsak ekledim. Yarım top. Bir tane limonu dilimlere ayırıyorum. İnce dilimler halinde balıkların üzerine ekleyeceğim. Ekşisi lezzetli güzel bir tarif. Üzerindeki çekirdeklerini alıyorum. Tarife acı lezzet vermesin diye. Limonları gelişi güzel balıkların üzerine ilave ettim. Bir tane de şu an ekşi, çok tatlı değil mandalina ekledim mandalinanın lezzeti de çok güzel yakıştı limonla beraber hazırlamış olduğum malzemeleri son olarak limonları ve mandalinayı ekledim sıra geldi yarım demet maydanoza üzerine ekledim limon mandalina ve maydanoz pişerken balığın kokusunun etrafa dağılmasını önleyecek güzel bir aroma verecek ve lezzetli bir balık yiyeceksiniz. Bol miktarda maydanozu da ekledim. Sıra geldi içerisine ekleyeceğim bir miktar suya. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı kaya tuz ekledim. Bir çay bardağı da su ilave edeceğim. Biraz sos kıvamında bir Suyu hazırlayıp üzerine dökeceğim. Ekmek bandırmalık bir tarif. Balığın suyuna da ekmek mi bandırılır iyi demeyin. Samimiyetle söylüyorum. Balıktan çok suyunu içtim. Tavayı ocağa aldım. Kaynamasını bekliyorum. Biraz pişti. Bu aşamada altını kısacağım. Üzerine 70 gram küçük küpler halinde doğradım. tereyağını ekliyorum. Tereyağı da güzel bir lezzet verecek. Balığın yağı tereyağı ile birleşince limon, mandalina, üzerindeki acı biberler, soğan, patates anlatırken bile tekrar yemiş hissi uyandı bende. Tereyağlarını da ekledim. Kısık ateşte pişirmiş olduğum palamut sosu inanılmaz lezzetli bir sos. Tam ekmek bandırmalık, balık sevenlerin ekmeğini bandıra bandıra yiyebileceği bir lezzet. Tabak içerisine alıyorum dumanı üstündeki tarifin. Kısık ateşte pişirmiş olduğum palamutu tabağa alıyorum. Eve hiçbir şekilde kokusu dağılmadı. Balığın lezzetini birebir aldım. balık kokusu yerken bile burnuma vurmayan bir lezzet. Sosundan da bolca ekledim. Ekşili, hafif tatlılı, içerisindeki domatesin, limonun, biberin, soğanın tadının tamamen balığa geçti bir tarif Ekmeğimi bandırarak yedim Sizlerde beğeneceksiniz bu tarifi Kesinlikle deneyin Zaten denediğinizde eminim yorumlarda belirteceksiniz Eğer ki fırında yapacaksanız bu tarifi su eklemenize gerek yok ben hafif soslu kıvamda Ekmek bandırmalık olsun diye su, su ekledim salçalı bir su eklemeye de bilirsiniz. Siz daha kuru kıvamlı bir balık tercih ediyorsanız. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Başka lezzetlerde görüşmek üzere.